şunu da söylememiz lazım. Şu ülkeler euroyla, şu ülkedeki insanlar euroyla para kazanıyorlar. Onların maaşları euro, bizimki lira. O yüzden de bu adamlar bizden 4 kat daha zengin. Yani şu faturayı liraya çevirdiğiniz zaman bizim insanımız elektrik faturası altında eziliyor ne yazık ki. O yüzden de yani Türkiye'deki elektriğin pahalı olmasının sebebi enerjinin pahalı olması değil, bizim paramızın değersiz olması ve alım gücümüzün düşük olması. Problem burada. Şimdi bu kaçak elektrikle ilgili de bir şeyler söylemem lazım çünkü çok önemli bir mesele. Medeni ülkelerde kaçak elektrikte bir problem olmaz. Çok cüzi miktarda olur. Bizde ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu'da çok yüksek miktarda kaçak elektrik problemi var. Şu anda mesela Ilısu barajını yapıyoruz. Çok da sevindik. Suyun boşa akmaması lazım. Türkiye'deki vilayetlerde sanırım 6 vilayetteydi. Harcanan kaçak elektrik miktarı Atatürk Barajı'nın yıllık üretiminin 6 katı. Düşünebiliyor musun? Çok 6 fazla ya. altı tane Atatürk Barajı kaçak elektriği karşılamıyor bile. O yüzden de yani bu rüzgar enerjisi ihalesi, işte güneş enerjisi ihalesi, Ilısu Barajı'nı yapalım, Hasankeyf sular altında kalsın, nükleeri yapalım mı, yapmayalım mı? Bence bunlardan önce halletmemiz gereken acil mesele bu kaçak elektrik. Ama ne yazık ki ne bürokratlarımız ne de siyasilerimiz bu mesele ağızlarına dahi almıyorlar. Sanki bu problem bizim değil de İzlandalıların. En ucuz, en temiz, en çevreci enerji üretimi, enerji verimliliği elde edilendir. Çok Yani doğru, aynen. o yüzden de Avrupalıların işte 2030-2020 hedeflerinde enerji verimliliğini artırmak var. Medeni ülkeler, sanayileşmiş ülkeler, bilgi toplumu olan ülkeler enerjiyle ekonomiyi birbirlerinden ayırdılar gayri safi milli hasılayı. Bize şunu öğrettiler okulda, ekonomi büyürse enerji ihtiyacı artar. Bunlar birbirinin işareti. Ve tam tersi olarak da bir ülkede enerji ihtiyacı artıyorsa o ülkede ekonominin büyüdüğüne delalettir diye öğretildi bize. Halbuki Amerika, Avrupa bunu ayırmayı başardı. Şu anda Avrupa'da ekonomi büyüyor ama enerji ihtiyacı azalıyor. Çünkü enerji verimliliğini artırıyorlar. Aynı şekilde Amerika'da da. Fakat bizde hala eski usul. Ekonomimizi büyütmemiz için enerji ihtiyacımızı, enerji üretimimizi artırmamız gerekiyor. Bunun temel sebebi de verimliliğin çok çok düşük olması ve kaçak elektrik. Peki halkımız kaçak elektriği nasıl çözmeye çalışıyor? Haram olsun diyerek çok mahkemeye giderek haklarını araması lazım ki artık o da kapandı. Geçen yıl biliyorsun bizim meclis kanun çıkardı. Geçen yıla kadar devlet vatandaşını kanun dışı soyuyordu. Şimdi kanunen soyuluyoruz. Kaçak elektrik dağıtım bedeline sokuldu. Şu an mahkemeye de gitseniz hiçbir sonuç alamazsınız. Peki ne yapıyoruz? İşte haram olsun, işte hakkımı helal etmiyorum diyoruz. Tamam da mesela Danimarka kafir, biliyorsun Danimarka halkının kahir ekseriyeti kafir. Danimarka'da kaçak elektrik yok. Ama Şanlıurfa mesela Müslüman bir vilayetimiz, peygamberler şehri. Orada çok mu var kaçak? %75 kaçak elektrik. Yani Atatürk Barajı Yani bu konu Şanlıurfa'ya hakkında yetmiyor. girmez mi hocam? Yani ben burada elektrik faturasını Şimdi ödüyorken onlar şöyle ödemez. söyleyeyim. Bunun Müslümanlıkla, helalle haramla kul hakkıyla hiçbir alakası yok. Mecbur mu kalıyorlar acaba? Niye Bu böyle oluyor? hayır. Bu bir hırsızlık. Hırsızlığın kanunda Evet. karşılığı vardır. Devletin görevi de bu kanunu işle ilgili şunu söyleyeceğim. Bor bir enerji kaynağı değildir. Bu bir asparagas, efsane. Bir ara işte toryum vardı, işte şu kadar 500 milyar euroluk toryumumuz var. Ondan önce bir erke dönergeci var. Seçim zamanı şey çıktı işte, çıkar. Bizde gelenektir işte, şurada 100 milyar trilyonluk işte dolarlık petrol çıktı. İşte şuranın altında 800 trilyon sterlinlik doğal gaz var. Şunu söyleyelim. Türkiye yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynakları bakımından fakir bir ülke. O yüzden de Türk halkı çalışmak, üretmek ve vergi ödemek zorunda olan bir halk. Eğer üretmezsek, çalışmazsak aç kalırız. Bunu kabullenmemiz lazım. Petrolümüz, doğalgazımız kısıtlı, yeraltı kaynaklarımız zaten bakanlık seferber olmuş halde arıyor. Bulsalar emin olun 1'e 5 katıp ilan ederler bütün mecralarda. Bor konusunda da tabii insanımız bu tür şeylere inanıyor. Çünkü inanmak istiyor. Peki niye inanmak istiyor? Bizim insanımız şarklı. Şarklılar çalışmayı sevmezler.
oturdukları yerden kısa yoldan zengin olmak isterler. Ve bizim halkımızın da çok büyük bir çoğunluğun hayalinde memur olmak var. Devlete kapak atayım, devlet bana baksın. İşte diyorlar ki borç çıksın, 800 milyar dolar, devlet zengin olsun, devlet bizi memur alsın, biz de yatalım. Herkesin hayalinde o var ne yazık ki. Ama işte gerçek durum şu, öyle bir dünya yok, çalışacağız. Türkiye'de namuslu ve dürüst insanların çalışmaktan başka hiçbir seçeneği yok. Ha diyelim ki bir mucize oldu, aniden işte Yozgat'ın altından petrol fışkırmaya başladı. İşte Erzurum'dan doğalgaz çıkıyor, Manisa'dan altın geldi, Tekirdağ'dan gümüş, işte 100 trilyon sterlinlik gümüş çıktı. O zaman bile bunu bize yedirtmezler. Çünkü Türkiye bir sanayi ülkesi değil. Türkiye bir bilim teknoloji ülkesi de değil. Türkiye bir müteahhitler ülkesi. Kabul etmek gerek. Şu anda 1000 tane, 10.000 tane müteahhit sıraya girmiş bekliyorlar. Eğer bir maden, bir ganimet yenecekse önce onu onlar afiyetle yerler. Onlardan arta kalanını da bize yedirirler. O yüzden de acı gerçekle yüzleşmek lazım. Çalışmaktan başka çaremiz yok.